Herkese merhabalar. Özel Güvenlik 96. Temel Eğitim Yazılı Sınav Soruları A Kitapçı A Grubu 27 Şubat 2022'de çıkan sınav sorularımız arkadaşlar. Az önce yayınlandı, hemen sizlerle paylaşalım. Birinci sorudan itibaren başlıyoruz. Birinci sorumuz: Türkiye devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı şekli kanunda belirtilen beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı İstiklal Marşı'dır. Başkenti Ankara'dır. Değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez olarak düzenlenen bu hüküm hangi hukuki metinde yer almaktadır? Tabii ki 1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası da yer almaktadır. Cevabımız Edirne seçeneğinde doğru verilmiş. Hemen ikinci sorumuza geçelim. Evet, ikinci sorumuz: Özel güvenlik görevlilerinin yetkilerini düzenleyen kanun aşağıdakilerden hangisidir? Bakın arkadaşlar, birinci sorumuz çok kolay bir soru. İkinci sorumuz yine aynı. 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunda düzenlenmişti. Daha önce her iki soruda kanalımızda da yayınlandı, çıktı, vardı. Bakın, her ikisi de çok çok önemli sınav sorularından. Üçüncü soruya bakalım hemen. Üçüncü sorumuz: Aşağıdaki durumlardan hangisinde özel güvenlik görevlisinin kimlik kartı iptal edilmez? Bakın, edilmez, herhangi bir sebeple görevinden ayrılan özel güvenlik görevlisine kimlik kartı iptal edilmez. Özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran kişinin kimlik kartı tabii ki iptal edilir, değil mi? Yetkili genel kolluk görev kuvvetlerine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla direnen, cebir kullanan ki iptal edilir. Özel güvenlik görevlisi olabilme şartlarını taşımadığı halde özel güvenlik kimlik alan iptal edilir. Evet, burada cevap Bursa seçeneği doğrudur. Hemen dördüncü sorumuza geçebiliriz. Bakın, dördüncü sorumuz: Özel güvenlik görevlileri görev alanlarında bir suçla karşılaştıklarında aşağıdakilerden hangisiyle görevli ve yetkili değillerdir? Suçlarını, bakın, suçluların ifadelerini almak. Evet. Bu soruda arkadaşlar, suçluların ifadelerini almak emniyet güçlerinin görevidir. Yine daha önceki kanalımızda yayınlamış olduğumuz sınav sorularının içerisinde var. Evet, bazı arkadaşlar hocam hiç aynı soru çıkmadı. Bakın, 4 sorunun 4'ü de kanalımızda var arkadaşlar. 5. soruya bakalım. Silahlı özel güvenlik görevlisi Mehmet aşağıda belirtilen durumlardan hangisini yapması durumunda görev alanıyla ilgili ihlallerde bulunmuş olur? Yangın, deprem gibi tabi afet durumlarında ve imdat istenmesi hariç iş yeri ve konutlara girmesi. Evet. Hangisinde, bakın, Mehmet belirtilen durum hangisini yapması durumunda görev alanıyla ilgili ihlalde bulunmuş? Yani girmesi yasak alana girmiştir diyor, bakın. Evet. Edirne seçeneği doğru cevap. Hemen 6. sorumuza geçelim. 4857 sayılı iş kanununa göre çalışma hayatına gece saatlerinde aşağıdakilerden hangisiyle tanımlar? Bakın, evet. En geç saat 20'de başlayarak en erken saat 06'ya kadar geçen ve herhalde en fazla 11 saat süren dönemdir. Tabii gece. 4857 sayılı iş kanununa göre çalışma hayatında gece. Gece saati ne zaman başlıyor arkadaşlar? Evet. Gece saati saat 20'den itibaren sabah 6'ya, değil mi? Evet, yani Adana seçeneği doğrudur. Hemen geçelim 7. sorumuza. Bir kurum veya kuruluşun güvenliğini sağlamak üzere
İl Özel Güvenlik Komisyonu kararı ve valinin izniyle kurum veya kuruluşun kendi bünyesinde kurulan oluşuma ne ad verilir? Özel güvenlik tabii ki birimi adı verilir. Cevabımız Bursa seçeneği doğrudur. Hemen 8. soruya geçelim. Ülkemizde özel güvenlik alanındaki merkezi düzenleme ve denetim işleri Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nca yürütülmektedir. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, özel güvenlik alanında faaliyet gösteren birimleri, şirketleri ve eğitim kurumlarını hangi bakanlığımız adına denetlemektedir? Tabii ki bakın. Arkadaşlar, İçişleri Bakanlığı değil mi? İçişleri Bakanlığı adına denetlemektedir. Cevap Ceyhan seçeneğidir. Evet. 9. sorumuza geçebiliriz. 9. soru. Vali yardımcısının başkanlığında İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Ticaret Odası Başkanlığı temsilcilerinin katılımıyla İl Özel Güvenlik Komisyonu toplanmış, Sanayi Odası Başkanlığı temsilcisi toplantıya katılmamıştır. Bir yere özel güvenlik izni verilmesi ile ilgili vali yardımcısı ve İl Emniyet Müdürlüğü temsilcisinin olumlu, İl Jandarma Komutanlığı ve Ticaret Odası Başkanlığı temsilcilerinin olumsuz oy kullanması durumunda karar nasıl alınır? Tabii ki vali yardımcısının bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Cevabı doğrudur. Cevap Ceyhan seçeneğidir. Hemen 10. soruya geçelim. 10. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik yöneticisinin yetki ve sorumluluğu içerisinde yer almaz? Evet, özel güvenlik görevlilerinin güvenlik soruşturma ve arşiv araştırmalarını yapma yer almaz. Cevap Ceyhan seçeneğidir. 11'e bakalım. 11. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanun ve uygulanmasına ilişkin yönetmeliklere göre 15 günlük bildirim süresine bağlı değildir? Koruma ve güvenlik planı değildir. Cevabımız Bursa seçeneği doğrudur. 12. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun özel güvenlik görevlisine emanete alma yetkisi verdiği durumlardan biri değildir? Suç ve tehlike teşkil etmemekle birlikte dedektör, X-ray cihazı veya benzeri güvenlik sistemlerinin alarm verdiği eşyayı emanete alması tabii ki değildir. Edirne seçeneği doğru cevap. Hemen 13. sorumuza bakalım. Bu kanunda yazılı görevleri yerine getirirken yaralanan, engelli hale gelen özel güvenlik görevlilerine veya ölen özel güvenlik görevlisinin kanuni mirasçılarına iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde belirlenen miktar ve esaslar çerçevesinde tazminat ödenir şeklindeki düzenleme hangi kanunumuzda yer almaktadır? Tabii ki 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunda yer almaktadır. Cevabımız Adana seçeneği doğru cevap. Hemen 14'e bakalım. Takım elbiseden oluşan üniforma ile görev yapan özel güvenlik görevlisi Mehmet, geçici özel güvenlik izni alınan konser alanına girenlerin el dedektörüyle üstlerini aramaktadır. Olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Evet, hangisi yanlıştır diyor. Özel güvenlik görevlisi Mehmet konser alanının dışında 5188 sayılı kanunda sayılan yetkileri kullanabilir. Konser alanının dışında yani görev alanının dışında kesinlikle kanunda sayılan yetkileri kullanamıyor özel güvenlik görevlileri. Sadece görevli oldukları alanlarda kullanabilirler. Denizli seçeneği doğru cevap.
15. sorumuz. Kitap fuarında özel güvenlik görevlisi Caner fuar alanına gelen araçlı ziyaretçilerin otoparka yönlendirilmesi ve izdihamı engellemek için fuarın önünden geçen cadde üzerinde duba koyarak ve düdük çalmak suretiyle araç trafiğini yönetmekte görevlendirilmiştir. Özel güvenlik görevlisi Caner'in bu görevi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Tabii ki özel güvenlik görevlisi Caner güvenlik sorumlusu tarafından verilen her türlü emri yerine getirmesi, her türlü görevi yerine getirmemesi gerekiyor değil mi? Yerine getirir diyor ya, getirmemesi gerekiyor. Edirne seçeneği doğru cevap. 16. sorumuz, geçici ve acil durumlarda verilen özel güvenlik izninde güvenliğin sağlanması için ilgili özel güvenlik şirketi tarafından öngörülen tedbirlerin yetersiz görülmesi halinde ilave tedbirlerin alınmasını veya güvenlik planının değiştirilmesini istemeye yetkili aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki valiliktir cevap. Bursa seçeneği doğrudur. 17. sorumuza hemen geçelim. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 90. maddesinin A fıkrasında düzenlenen kişiye suçu işlerken rastlanması halinde aşağıdakilerden hangisi veya hangileri yakalama yetkisine sahiptir? Herkes tarafından geçici yakalama yapılabilir. Evet, herkes tarafından biliyorsunuz ki geçici yakalama yapılabiliyor. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 18. sorumuz, üzerinde kimlik kartı olmayan ve silahlı görev yapan özel güvenlik görevlisi Ali görev yaptığı fabrikada mesaiye başlamıştır. Özel güvenlik görevlisi Ali için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun 7. maddesinde belirtilen yetkileri kullanamaz. Doğrudur. Evet, Adana seçeneği doğru cevap. 19. sorumuza geçelim. 19. sorumuz, silahla görev yapacak özel güvenlik görevlisinin kimlik kartı ile beraber taşımak zorunda olduğu belge aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki bakın, özel güvenlik silah taşıma bulundurma belgesini taşıması gerekiyor. Bursa seçeneği doğru cevap. 20. sorumuza geçelim. Özel güvenlik izni verilen yerin koruma ve güvenliğinin sağlanabilmesi için aşağıdakilerden hangisine öncelik verilir? Tabii ki fiziki önlemlere ve güvenlik cihazlarına öncelik verilir. Denizli seçeneği doğru cevap. 21. soru, aşağıdakilerden hangisi devriyenin temel amaç ve hedeflerinden biri değildir? Suçları önlemek var, suçluların yakalanma riskini, bakın, riskini artırmak var, olaylara müdahale etmek var, genel kollukla işbirliği kurmak ve geliştirmek var, suç delillerini incelemek yoktur, değil mi? Suç delillerini kim inceler? Emniyet güçleri inceler. Denizli seçeneği doğru cevap. 22. sorumuza bakalım. 22. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi tutanağın bölümlerinden değildir? Tarih, saat, giriş bölümü, başlık bölümü, imza bölümü var. Sayı bölümü yoktur. Cevap Edirne seçeneği. 23. Aşağıdakilerden hangisinin kontrol noktasında bulunmasına gerek yoktur? Kapı dedektörü, X-ray cihazı, kamera, el dedektörü var ama fotoğraf makinesine gerek yoktur. Adana seçeneği doğru cevap. 24. sorumuza bakalım. 24. sorumuz, telsiz konuşmalarıyla ilgili hangi ifade yanlıştır? Evet. Mesajlar kısa, anlaşılır olması gerekiyor. Telsizin sesi fazla açılmaması gerekir. Telsizden gizli haberleşme yapılmaması gerekir. Doğrudur. Telsizde diğer istasyonların haberleşme yaptığı esnada telsizin mandalına basılmaz. Konuşmalarda ünvan kullanılmalıdır. Kesinlikle yanlıştır. Değil mi? Evet.
Denizli seçeneği yanlış. Buluntu eşyayı emanete alan özel güvenlik görevlisi Mert hangi görevi yerine getirmiştir? Tabii ki koruyucu görevi yerine getirmiştir. Yine kanalımızda var arkadaşlar. Bakın ben söylemiyorum. Bu sorular daha önceki sınav soruları içerisinde var. 26. soru aşağıdakilerden hangisi maddi delil çeşitlerine biri değildir? Bakın maddi delil, iz delili, kimyasal, fiziksel, biyolojik ifade delili yoktur. Yine bakın artı koyalım olan sorularda hatırlayabildiğim kadarıyla. 27. sorumuz bakın 27 evet 27. sorumuz. Özel güvenlik görevlileri Zafer ile Nedim'in tanzim edemeyeceği tutanak hangisidir? Bakın birebir aynısı vardı yine kanalımızda. Buluntu, devir teslim, yangın, yakalama, teşhis tutanağı değil mi? Yoktur, doğrudur. 28. Aşağıdakilerden hangisi delillerin özelliklerinden biri değildir? Olay teslim edici olmalı, hukuka uygun yoldan elde edilmeli, gerçekçi olmalı, mantıklı olmalı, hayal ürünü olmalı diyor bakın. Hayal ürünü olmalı, olmamalı değil mi? Evet. Cevap Bursa seçeneği. 29. soru. Aşağıdakilerden hangisi devriye yöntemlerinden biri değildir? Devriye yöntemlerinden her sınavda çıkıyor bildiğiniz gibi. Rutin, planlı, geri dönüşlü, dairesel. Benim bütün videolarda hepsinde var arkadaşlar. Baktığınızda göreceksiniz bu soruların olduğunu. Evet. Hemen bakalım. 30. soru. Zor kullanma, direnme ve saldırının mahiyetine ve derecesine göre etkisiz hale getirilecek şekilde kademeli olarak artan nispette uygulanır. Aşağıdaki şıklardan hangisinde bu sıralama doğru olarak verilmiştir? Tabii ki bedeni kuvvet, maddi güç ve silah kullanma. Evet, yine kanalımızda daha önceki çıkan sınav soruları içerisinde mevcut. 31. Aşağıdaki şıklardan hangisi kontrol noktasında bulunması gereken görevlilerden biri değildir? Yönlendirme, kontrol görevi, koruma, kontrol noktası, kişi, kurum ve kuruluş yetkilisi. Bakın arkadaşlar. Aynen bu soruda yine daha önceki sınav soruları içerisinde mevcut var. Evet. 32. sorumuz. Aşağıdaki görevlerden hangisi futbol maçında görev alan özel güvenlik görevlisi Sıtkı'nın görev ve yetkisi dahilinde değildir? Bakın değildir. Stadyum dışındaki seyyar satıcıları yakalamak ve zabıtaya teslim etmek. Tabii ki özel güvenlik görevlisinin yetkileri alanda değildir tabii değil mi? Evet. Usulsüz seyirci girişini engellemek, tesislere zarar verilmesini engellemek, biletsiz ve başkalarına ait kartlarla seyirci girişini engellemek, spor alanına yasak madde sokulmasını engellemek bunlar görevidir. Evet, 33. AVM'de görevli özel güvenlik görevlisi Halil devriye görevi esnasında bir şahsı hırsızlık yaparken görmesi üzerine suç konusu hırsızlık eşyayı yakalamıştır. Evet. Hangi tutanağı tanzim edecek? Tabii ki suçüstü tutanağı. Evet yine artı koyacağımız sorulardan arkadaşlar bakın bu sorular daha önceki sınavlarda çıkan sınav soruları. Evet Adana seçeneği doğru cevap. 34. sorumuz özel güvenlik görevlisi Ali çalıştığı fabrikada devriye görevi sırasında şüpheli paketle karşılaşır. Evet. Aşağıdaki hangisi doğrudur? Derhal kolla haber verir ve etrafını güvenlik şeridi çeker. Evet. Aynı yapması gereken yine artı. Yani daha önceki sınavda çıkan sorulardan birebir arkadaşlar. Evet.
35. sorumuz. Bakın. Özel güvenlik görevlisi Cemil Park'ta devriye görevi yerine getirirken bir çocuğun darp edildiğini görmüştür. Olaya müdahalede aşağıdaki uygulamadan hangisi doğru olur? Darp olayına müdahale ederek şüpheliyi yakalayarak genel kolluğa teslim etmesi gerekiyor. Yine artı sorularımızdan. 36. soru. Evet. Aşağıdakilerden hangisi spor müsabakalarında görev alan özel güvenlik görevlisinin görevlerinden değildir? Müsabaka güvenlik planını hazırlamak. Müsabaka güvenlik planını hazırlamak özel güvenlik görevlisinin görevleri arasında tabii ki yoktur. 37. sorumuz. Özel güvenlik görevlisi Cihan Belediye Parkı'nda devriye görevi sırasında eşkali ve bilgileri daha önceden bildirilen cezaevinden kaçan hükümlüyü yakalamıştır ve derhal kolluğa haber vermiştir. Yapılan yakalama hangi tür bir yakalamadır? Bakın, daha önceki sınavlarda yine artı adli yakalama, değil mi? Adli yakalamadır. Edirne seçeneği doğru cevap. 38. sorumuz. Metro istasyonunda görevli özel güvenlik görevlileri Ali ile Hasan yaya devriye görevi yaparken Asiye Hanım'ın çantasını kapkaç yapmak suretiyle çalan kişi iki kişiyi suçüstü yapmak suretiyle yakalarlar. Aşağıdakilerden hangisi Ali ile Hasan'ın tutanak tanzim ederken dikkat etmesi gereken içerik kurallarından biri değildir? Olay yerindeki delillerin muhafaza altına almaları gerekiyor. Tabii ki. Tutanak tarihle başlamalı ve tarihle bitirilmelidir. Tutanağın düzenlendiği yer yazılmalıdır. Tutanağın şeyine uygun tutanak başlığı olmalıdır. Ama imza atmak istenmemesi durumunda sebepleriyle birlikte tutanakla belirtilmesine gerek yoktur. Tabii ki gerek vardır. Evet, Bursa seçeneği doğru cevap. 39. sorumuza bakalım. 39. soru. Aşağıdakilerden hangisi mektup bombanın özelliklerinden biri değildir? Normal mektup boyutunda ve ağırlığındadır. Evet. Edirne seçeneği doğru cevap. 40. sorumuz. Bakın 40. soru. Kişi tesis veya binaya içeriden ya da dışarıdan gelebilecek çalışanları veya korunan yere etkileyebilecek zarar kayıp verme durumuna ne denir? Tabii ki tehlike. Tehlike doğrudur. Cevap Denizli seçeneği. 41. soru. Aşağıdakilerden hangisi insan üzerinde görünmeyecek şekilde saklanmış bir silahı tespit etmek amacıyla kullanılabilir? Kapı tipi metal dedektör. Cevap Ceyhan seçeneği doğrudur. Evet, hemen diğer sorumuza geçelim. Diğer 42. soru. 42. sorumuz. X-ray cihazında bant üzerine konulan bavul ve paketler arasındaki mesafe en az kaç santim olmalıdır? Tabii ki 50 santim olmalıdır. Artı sorumuz. 43. soru. Kapalı bir kutu içerisinde metal nesne olup olmadığını tespit etmek maksadıyla aşağıdaki cihazlardan hangisinden faydalanılabilir? 1. X-ray cihazından faydalanılır. 2. Metal dedektöründen faydalanılır. Ama kameradan faydalanılmaz, değil mi? Yani 1 ile 2'nin olduğu seçenek Denizli seçeneğidir. 44. sorumuz. Eşya kontrolünde aşağıdaki güvenlik sistem ve cihazlardan hangisi kullanılmaz? Bakın, kullanılmaz. Yine daha önceki sınavlarda çıkan sorulardan. EDS sistemi, eğitilmiş köpekler, X-ray cihazları, CCTV, iz dedektörü. Tabii ki Denizli seçeneği kullanılmaz.
Evet, hemen 45'e geçelim. Yangın dedektörleri hangi özellikleri kullanarak çalışırlar? 1 duman, 2 ışık, 3 ısı, 4 alev. Yangın dedektörleri bir kere dumanla çalışır. Tabii ısı ile çalışır, alevle, değil mi? Çalışırlar. Evet. Burada ışık var, bakın ışık. 2'nin olduğu seçenekler yanlıştır. Bakın 2'nin olduğu seçenekler yanlıştır. 1, 3 ve 4. Evet. Adana seçeneği doğru cevap. 46. sorumuz. Henüz yeni güvenlik görevlisi olmuş Hakan Bey'in evinin balkonunda otururken komşu evde tüp patlamasına şahit oluyor. Olay yerine vardığında komşunun oğlunun vücudunun çeşitli yerlerinde değişik derecelerde yanıklar olduğunu gözlüyor. Hakan Bey bu yanıklar karşısında aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır? Evet, tabii ki su toplamış derileri patlatılarak üzerlerine ilaç ya da yanık merhem sürülmemelidir. Değil mi? İlk yardım sınav sorusu. Evet, yine daha önceki sınav sorularında çıkan sorulardan bir soruydu. 47. soru. Ahmet Bey arkadaşlarıyla birlikte pikniğe giderler. Ağaçta meyve yiyen 15-16 yaşlarında bir çocuğun yere düştüğünü şahit olur. Yapılan kontrolde bacaklarını rahatlıkla oynatabildiği görülür. Daha önce ilk yardım almış Ahmet Bey'in çocuğa yaklaşımı nasıl olmalıdır? Kesinlikle bacaklarını hareket ettirmemesi gerekir. 112 arar. Olumsuz durumlarda karşı hastanın yanında ne yapar? Durması gerekiyor. Yine önemli sınav sorularından arkadaşlar. Daha önceki çıkan sorulardan. 48. soru. İlk yardım ve acil tedavi arasındaki fark nedir diye sormuşlar. Bakın, ilk yardım eldeki imkanlarla yapılan, acil tedavi ise ehliyetli kişilerin yaptığı, kurtarıcıdır, değil mi, müdahale? Hemen bakalım. Acil tedavi bu konuda ehliyetli kişilerce, ilk yardım eğitim almış herkesin yaptığı müdahaledir. Evet. Evet, yine artı sınav sorularından bir sorumuz. Hemen 49'a bakalım. Aşağıdakilerden hangisi olay yeri değerlendirilmesinin amaçlarından değildir? Bakın, değildir. Olay yerinde tekrar kaza olma riskini ortadan kaldırmak. Evet, var. Olay yerindeki yaralı sayısını ve türlerini belirlemek. Yaralılara yapılacak müdahaleleri planlamak. 112'yi doğru bir şekilde aramak ve aktarmak. Yaralının yarasını görmesine sağlamak. Yaralının yarasını görmesine sağlamak kesinlikle yapılmaması gerekiyor. Son soru arkadaşlar. Birinci videoda ciddi yaralanmalarda ilk yardımla ilgili yapılması yanlış olan şık aşağıdakilerden hangisidir? Eğer varsa yaraya saplanan yabancı cisim çıkarılır. Asla çıkarılmaz. Yabancı cisim olduğu gibi hastaneye götürülmesi gerekiyor. Kanaması varsa durdurulur. Evet, yara içi kurcalanmaz. Yaranın üzeri merhemle temiz bezle örtülür. Yara üzerine bandaj uygulanır. Değil mi arkadaşlar? Evet. Hemen ilk videomuzu çektik arkadaşlar. 1'den 50'ye kadar. Daha sonra 51'den 100'e kadar çekeceğiz. İkinci 51 ile 100 arasında görüşmek üzere. Hoşça kalın.